Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Binance'ın kullanımına bakacağız. A'dan Z'ye basit bir şekilde Binance'ın kullanımını anlatacağım. Ve Binance kullanırken bilmeniz gereken bazı kritik özelliklerden bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım. <laughs> Arkadaşlar tekrardan videoma hoş geldiniz. Bugün Binance'ın kullanımı ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Videomuz arkadaşlar şu yol haritasıyla ile ilerleyecek. Önce Binance'a indirimli bir şekilde nasıl üye olunur bunu anlatacağım. Ardından kimlik onayına bakacağız. Hızlı bir şekilde nasıl kimliğimizi onaylatabiliriz. Binance'a Türk borsalarından nasıl para gönderebiliriz? Buna bakacağız. Ardından Binance emir tiplerine bakacağız. Yani Binance'ta 3 çeşit trade var. Bunları anlatacağım ve son olarak da Binance'teki paramızı nasıl Türk borsalarına çekebiliriz? Bunu anlatacağım. Çünkü başlangıçta bu bilgilere ihtiyacımız var ve bazı işinize yarayacak özelliklerden bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar video altında sizler için bir link bırakıyorum. O linkten iyi olduğunuz zaman %20 komisyon indirimi kazanacaksınız. O linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Kişisel hesap oluşturuna tıkladık. Bakın alım satımlarda %20 komisyon indirimi elde edin diyor. Şimdi %20 arkadaşlar size küçük gelmesin. Ben yaklaşık 6 yıldır piyasanın içindeyim. Ve komisyonlarımda %20 indirim sağlamam benim için uzun vadede harika bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda komisyonlardan gelen parayla ben her ay düzenli yardımlarda bulunuyorum. Ve bunu Twitter'da paylaşıyorum. Buraya posta adresinizi yazıyorsunuz. Buraya şifrenizi yazıyorsunuz. Büyük, küçük, haf ve rakam olmasına dikkat edin. Bu da az önce bahsettiğim %20 indirim sağlayan referans kodu. Eğer mobilden giriyorsanız da bunu girmeniz yine aynı fırsatları size sağlar. Arkadaşlar ileriye tıklıyorsunuz. E-postanıza doğrulama kodu gönderiliyor. O kodu onayladıktan sonra telefon numaranıza giriyorsunuz ve telefon numaranızı doğruladıktan sonra hesabınız oluşturulmuş oluyor. Hesabınız oluşturduktan sonra ilk yapmanız gereken şey kimlik onayı. Şu an Binance regülasyonlara önem veren bir borsa. Bu yüzden de kimlik onayı olmadan kullanamıyorsunuz. Şuradaki kafa işaretine geliyorsunuz ve ardından kimliğe tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar kimlik doğrulamaya tıkladığınız zaman önce kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonra da kimlik belgenizi tarattıktan sonra çok kısa bir süre içinde kimliğiniz onaylanmış oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken bazen kötü kameralarla bilgisayar kamerasıyla kimlik doğrulama işlemi deniyor arkadaşlar. Ve süreç gecikiyor. Telefonunuza link aktarıp oradan da kimlik doğrulaması yaparsanız işlem daha hızlı tamamlanıyor. Şimdi kimlik onayımızı da yaptıktan sonra Binance'ın ana sayfasına geliyorum. Binance uluslararası bir borsa. Bu borsaya ben direkt olarak Türk lirası gönderemiyorum. Direkt olarak TL, dolar gönderemiyorum. Bunun için bir Türk borsası kullanmam gerekiyor. Bunun için de Binance aslında Türkiye'ye çok yatırım yapan bir borsa. TR Binance adında bir Türk borsası kurdu. Bu borsayı kullanıyorum ben Binance'a para aktarmak için. TR Binance nasıl kullanılır merak ediyorsanız mobil kartlara bir bildirim gönderiyorum. Sağ üstte bir link var. Oraya tıklayarak TR Binance'ın kullanımıyla ilgili bir video izleyebilirsiniz. TR Binance'ın kullanımını anlatmayacağım. Sadece para nasıl çekilir bunu göstereceğim. Bu arada izlediğiniz videoda ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL değerinde ödül kazanıyor. Kazanan da bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar TR Binance'dan Global Binance'a para aktaracağım. Dikkat etmem gereken bazı püf noktalar var. Bunlardan biri hangi para birimi kullanacağım? BUSD'yi kullanacağım. Dolara stabil bir kripto para, stabil bir para. Binance'ın kendi doları diyebiliriz. Komisyonlarda hiçbir ücret almıyor. En büyük avantajım şu an bizim için bu. Aynı normal banka transferlerinde nasıl yapıyorsanız bir IBAN var değil mi? Aynı burada da bir IBAN'a ihtiyacımız var. IBAN gibi düşünebilirsiniz bizim cüzdan adreslerimizi. Cüzdana geliyorum. Spot cüzdana tıkladım. Buraya direkt BUSD yazdım. Bakın burada coinim çıktı. Yatırmaya tıklıyorum. Benim burada bir yatırım adresim olacak. Fakat bir diğer püf nokta ağı doğru seçmem lazım. Burada arkadaşlar Binance Smart Chain yani BEP20'yi seçmem gerekiyor. Böyle olursa transfer tamamen ücretsiz oluyor. Adresi kopyaladım. TR Binance'a geldim. Bakın trbinance.com'dayım. Cüzdana geliyorsunuz. Bakiyeleri tıkladım. Ardından karşıma böyle bir sayfa çıkıyor. Bakın en üstte BUSD var. BUSD'ye geleceğim. Burada da çekmeye tıklıyorum. Bakın en önemli şey nedir? A A'yı Binance Smart Chain yani BEP20 seçtim tekrar. Adresi buraya yapıştırdım. Tutar. Mesela diyelim ki 300 dolar gönderelim. Arkadaşlar eğer yüksek bir meblağ gönderiyorsanız önce düşük bir meblağ göndererek test edin. Neden? Çünkü zaten ücretsiz en azından bir hata yaparsanız paranız boşa gitmemiş olur. Burası çok kritik. Doğru para birimini seçmem gerekiyor. Doğru ağı seçmem gerekiyor. Arkadaşlar şu cüzdan adresi çok önemli. Gerekirse bir kağıda yazın, baştan aşağı kontrol edin. Az sonra bana mail onayı gelecek. Orada da cüzdan adresi yazıyor. Orada da kontrol etmeniz gerekiyor. Göndere tıkladım. Doğrulama kodunu tıklıyorum. Ardından Google Authenticator kodumda buraya girdiğim zaman onaylaya basıyorum ve param Binance'a geçmiş oluyor. Arkadaşlar cüzdan özetinde paramın geçtiğini teyit edebilirim. Cüzdan özetinde bakiyenizi gizlemek için şu göz işaretini kullanabilirsiniz. Eğer Binance kullanmayı düşünüyorsanız size tavsiyem bir miktar BNB bulundurun. Çünkü BNB daha da fazla komisyon indirimi sağlıyor. Dostlarım istediğiniz borsayı kullanmakta özgürsünüz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum bu. Ben ağırlık olarak Binance kullanıyorum. Bunun sebebi şu an dünyanın en büyük borsası yüksek bir hacime sahip. Hacim yüksek olduğu zaman makas aralığı daha düşük oluyor. Ve en düşük komisyon oranlarına sahip borsa aynı zamanda. Binance nasıl kullanılır merak edenler için hazırlanmış bir videodur bu. Bir yönlendirme videosu değildir. Param Binance'a geldi artık. Buradan sonra yapmam gereken şey al sat kısmına geliyorum. İleri düzeyde tıklıyorum. Daha yeni olsanız bile ileri düzeyde arkadaşlar çok kompleks değil. Buradan öğrenerek rahat bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi burada ilk karşımıza çıkan şey tabii ki Bitcoin USDT paritesi. Ama biz ne almıştık elimize? BUSD almıştık. Şuradan BUSD'ye tıklıyorum. Buraya BTC yazdığım zaman bakın BTC BUSD paritesi geldi. Şu soldaki favorileri tıkladığınız zaman sizin favori çiftleriniz gözükür arkadaşlar. Favori çiftlerden BTC BUSD'yi seçtim. Aynı değişen bir şey yok zaten. Bu bizim mum grafiğimiz. Buradan Basit bir grafik analizi sağlayabilirsiniz. Trendleri takip edebilirsiniz. Trading View'den çekiliyor bu bilgiler. Burada mesela 4 saatlik grafiği açabilirsiniz. 4 saatlik grafikte analiz yapmak daha rahat olur. Destek seviyeleri mesela yakın zamandaki destek seviyesi arkadaşlar. 39.800 dolar buradan gözüken o. Şu an kısmi bir düşüş trendinde. Minor bir düşüş trendinde. Bunu görebiliyoruz hızlı bir şekilde. Bakın burada açılış. En yüksek seviyesi. En düşük seviyesi. Kapanış seviyesi. Değişim gibi bilgiler var. Şimdi bizim kullanacağımız ekran daha çok sağ taraftaki ekran. Limit, piyasa, stop limit. Basit olan arkadaşlar piyasa. Ben şimdi üçünü de anlatacağım burada hızlı bir şekilde. Piyasa şu demek? Bakın şurada insanların girdiği emirler var. Bu alış yapmak isteyenlerin girdiği emir defteri, bu da satış yapmak isteyenlerin girdiği emir defteri. Mesela şuradaki anlamı şu. Adam 43.818 dolardan işte 0.06 Bitcoin'lik alım yapmak istiyor. Bunun da karşılığı şu kadar dolar anlamına geliyor burasının. Yani fiyat ve miktar var. Burada eğer ben piyasadan almak istiyorsam mesela diyelim ki piyasadan 150 dolarlık alacağım. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Satış emri verenlerin en düşüğünü ben otomatikmen almış oluyorum. Emrim bu seviyeden gerçekleşiyor. Bir de limitten alım gerçekleştirelim. Mesela ben o an hızlı bir şekilde al almak satmak istemiyorum ama diyorum ki Bitcoin şu an 43.800 dolar. Az önce ne dedik? Destek seviyesi yaklaşık 40.000 dolar civarlarında. Ben destek seviyesinden bir miktar almak istiyorum mesela. Bitcoin fiyatı 40 bin doları görürse 150 dolarlık al dedim. BTC ala tıkladığım zaman emrim girildi. Şu aşağı indiğim zaman bakın burada açık emirlerim var. Burada işlem geçmişi var. Aldığım sattıklarım burada yazıyor dostlar. Burada alım satım geçmişim var. Tabi burada bugün bir haftalık bir aylık son 3 aylık gibi geçmişi görebilirsiniz. Tekrar açık emirlerime dönüyorum. Bu emri iptal etmek istersem de buraya tıklamam yeterli. Bakın Bitcoin BUSD paritesinde limit emir alım girmişim. 40.000 dolar olursa 0.00375 BTC alacak. Bunun dolar karşılığı 150 BUSD. Şu ana kadar işlemin %0'ı gerçekleşmiş. Şimdi bir diğer kritik bilgi stop limit. İnsanların en çok kafasını karıştıran olay stop limit dostlarım. Bunu şöyle anlatacağım size. Bir örnekle anlatacağım. Mesela diyelim ki Bitcoin şu an 43.800 dolar. Normalde yükselince satmak istersiniz. Düşünce daha fazla almak istersiniz. Genel mantık budur. Ama bunda diyoruz ki düşünce sat. Zararımı durdur. Neden? Şimdi ona bakacağız. Öncelikle sat kısmına geldim. Bakın burası al kısmıydı. Satmak istiyorsam da sata tıklayacağım. Aynı şekilde piyasa ve limit içinde sat kısmı bize yardımcı oluyor. Stop limite geldim. Sata tıkladım. Az önce çok göz kararı dedim ki 39.000 işte 650 dolar altına düşerse benim için riskli bölge. Çünkü en son bu bölgelerden destek görmüş, alış görmüş. Dedim ki 39.600 doları görürse 39.500 dolardan sat. Ne kadar? İşte 0,015. Bu arada benim kullanılabilir Bitcoin'im burada gözüküyor. Mesela şu an 0,14 kullanılabilir Bitcoin'im varmış. Ne kadarlık olduğunu buraya giriyorsunuz. Dolar karşılığını girmek istiyorsanız buraya girebilirsiniz. Az önce aldığımız 150 dolarlık kısmı görelim. BTC sat dediğim zaman bakın 39.600 doların görürse 39.500 dolardan direkt satacak. Ben bunu onayladığım zaman 149 dolar, yaklaşık 150 dolarlık bir işlem emri girmiş oluyorum. Şunu soruyorlar. Hocam neden direkt limitten satmıyorum da stop limitten satıyorum? Ben bunu şu an limitten direkt satmak istesem şu emir defterine baktığınız zaman zaten 39.500 dolardan almak isteyen adam var. Yani param Bitcoin'im direkt satılmış olur. Ama ben burada stop limit giriyorum. Yani bir ön koşul. Fiyat 39.600 doları görmedikten sonra 39.500 doları satmayacağım. Kendimi güvenceye alıyorum. Aynı zamanda şu anlama geliyor. Mesela gece uyuyorum. Çok sert bir düşüş yaşandı. Haberim bile yok. İnternetin bildirimleri açık değil. Bir bakmışım 30.000 doları görmüş. İşte ben burada kendimi korumuş oluyorum. Ya tamam şu an 43.000 dolardan satamadım ama 39.500 dolardan da zararımı azaltmış oldum burada. Onaylaya tıkladım. Ve emrim girildi arkadaşlar. Dediğim gibi üç çeşit emir var. Piyasa demek direkt olarak şu güncel seviyeden almak veya satmak anlamına geliyor. hacmi yüksek olması az önce bahsettiğim olay bizim avantajımıza makas aralığı düşük oluyor. Limitten ise bir hedef koyuyorum. Şu an 43 bin dolardan aldım. 55 bin dolar olursa sat veya şu an 43 bin 800 dolar şu an alma ama 40 bin dolara düşerse al anlamına geliyor. Stop limitte ya şu an 43 bin 800 dolar ama ben yarın ne olacağını bilmiyorum. Ani düşerse 40 bin dolar benim zararımı durdur. 40 bin dolar sat anlamına geliyor özet olarak. Dostlarım son olarak Binance'daki paramızı nasıl Türk borsalarını çekebiliriz buna bakacağız. Peki neden Türk borsalarını çekiyoruz? Anlamı şudur. Bankamıza çekmek istiyorsak bir Türk borsasını kullanmamız gerekiyor. Aynı işlemin tam tersini yapacağım. Bu sefer TR Binance'a para yatıracağım. Bunun için tekrar TR Binance'da cüzdan bakiyelere tıklıyorsunuz. Ve ardından BUSD'ye geleceğim. Yatırmaya tıklıyorum. Ardından web 20'yi seçiyorum ve adresi kopyalaya basıyorum. Bakın yine harita olarak BUSD'yi seçtim. A olarak Binance Smart Chain seçtim ve adresimi kopyaladım. Binance'a geliyorum. Cüzdan yatırma ve çekmeye tıkladım. Buraya geldim. BUSD yazdım. Ve bu sefer çekmeye tıklıyorum. Binance'tan paramı Türk borsasına çekeceğim. USDC'ye tıkladıktan sonra adresi geldim buraya yapıştırdım. Buradaki kritik bilgi ağ doğru seçmem gerekiyor. Bakın burada Binance Smart Chain ağı, BEP20, ortalama varış süresi de 5 dakika diyor. Tıkladım. Evet eminim dedim. Buraya da ne kadar çekeceğimi giriyorum. Mesela diyelim ki 200 dolar. Bakın komisyon ücreti 0, BUSD ağı ücreti dahil diyor. Yani herhangi bir komisyon ücreti almayacağından bahsediyor. Binance ve TR Binance hesaplarımızı direkt bağlayarak da pratik bir şekilde transfer yapabiliriz. Bu şekilde BUSD kullanarak da transfer yapabiliriz. Çekmeye tıkladığım zaman param kısa süre içinde TR Binance'a geliyor. Dediğim gibi burada adresi defalarca kontrol edin. Dikkatli bir şekilde kontrol edin. Bu çünkü önemli. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak ve bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Binance ile ilgili aklınıza takılan her şeyi yorum olarak sormayı unutmayın. Sizler için cevaplıyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.